düştü yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of ne demek yanma yüreğim yanma. Ve şu anda Ilıca'da gezimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. Tabii Ilıca'da yemek yemek, yemeğin keyfini yaşamak daha bir başka efendim. Evet, evet gerçekten etleri efendim kekik kokulu dağlarda yetişmiş. Hayvanlarımızın etlerinden yapılmış şu anda güzel bir pişirim fırındayız efendim. Burada lahmacunlar, tavalar, börekler, çörekler gerçekten harika oluyor. Tabii biz onun tadına bakacağız. Evet şu anda arkadaşımız gerçekten güzel bir tava yapıyor sanırım değil mi efendim? Evet. Nedir efendim onun özelliği? O tavanın ismi nedir? Bezdirme. Evet biraz güzel olmakta biliyor musun? Nasıl yapıyor? Yani domatesle biberi bir arada koyuyoruz altına. Biber. Üstüne domates bırakıyoruz. Et de üstünde kızarıyor. Köfte türü bir şey oluyor. Ne kadar efendim fırında kalıyor? 15-20 dakika içinde pişiyor yani. Tez pişen bir yemek türü. Daha çeşitli yemek türlerimiz var. Nedir efendim? Biraz yemekler var. Yani lahmacunmuş, pideymiş. Lahmacunmuş abi, pideymiş. Tava türlerimiz var eli böğründe. Kilis tavası, büftek, pirzola. Daha türlü çeşitlerimiz var. Patlıcan kebabı, soğan kebabı. Böyle tür özelliklerimiz. Müşteri ne isterse yani var yani. Yok yok. Yani müşteri evde hazırlıyor. Buraya getiriyor. Siz pişiriyorsunuz. Biz de hazırlıyoruz abi burada. Biz de yani isteğe göre. Müşteri şu yemeği istiyor. Biz o yemeği hazırlayıp müşterimize... Evet. Nar gibi ekmekler. Bunlar Ilıca'ya has ekmekler sevgili izleyiciler. Gerçekten tadı bir başka. Peki kolay gelsin efendim. Kezban yenge 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 Kezban yenge dargın mısın Kezban yenge 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 Kezban yenge dargın mısın Kezban yenge sevgili izleyiciler işte Şifalı Suların Merkezi o kaplıcalardayız. Gerçekten halkımız büyük bir rağbet gösteriyor. Kimisi bazı arkadaşlarımız turistik amaçlı geliyor. Bazı arkadaşlarımız ise şifa bulmak için bu havuzlara, içe kapalı havuzlara ve açık havuzlara yaz aylarında daha çok rağbetler. Merhabalar efendim. Merhabalar abicim. Merhabalar evet. Evet kameraya doğru görüyoruz. Evet kamera sizi arıyor efendim. Evet abicim. Evet şifa amaçlı mı geldiniz turistik amaçlı mı geldiniz? Valla öğlence amaçlı geldik ama şifamızı da bulduk yani öyle diyelim. Evet her yıl düzenli olarak geliyor musunuz? Her yıl olmasa da 2 yıla bir, 3 yıla bir. Nereden geldiniz? Kayseri'den geliyorum ben. Evet. Peki efendim nasıl buldunuz suları, havuzları? Havuz kapasitesi olarak küçük ama baktığımız zaman çevre bakımından, hava bakımından sıcak suları, termali güzel yani beğeniyorum. Çok güzel bir yer. Ben Elbistan'a daha önce gitmiştim, orası da güzel. Ben de. Teşekkürler. Peki buradan tavsiye eder misiniz dışarıdan geleceklere? Tabii ki çok güzel bir yer. Onların da gelip görmesini tavsiye ederim. Ben ilk defa geliyorum da. Nasıl buldun? Geliyor her sene. Hanım her sene geliyor. Ha güzel yer. Dışarıdan buraya gelmek isteyenlere ne tavsiye edersin? Valla. Hiçbir şey getirmesinler. Burada her şey ucuz, güzel. Kafa dinlemek için güzel bir yer. Yani bunları tavsiye ederiz. Biz de birlikteyiz. Enişte kavim. Ailece geldik. 24 saat geçireceğiz ama değiyor yani. O kadar da değiyor. Kafa dinlemek için güzel. Yani bir günle de olsa değiyor. Yani cumartesi dün akşam geldik. Birazdan geri çıkacağız ama ayda bir gelmek gerekiyor yani. Peki gelmek isteyenlere ne tavsiye ederim? Kafasını dağıtmak isteyen buraya gelsin. Hiç tatile matile gerek yok burası. Tatile.
sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Kut kemane çalmazsa aynalı kölye de binmem. Seli var efendim Ilıcan'ın efendim size karşı. Gerçekten her gelmenizde efendim davul zurnalarla karşılaşıyorsunuz. Sağ olsunlar. Evet şu anda da efendim isminiz caddeye verilmiş efendim görüldüğü gibi arkanızda. Evet öyle. Profesör Doktor Mehmet Sağlam caddesi. Şimdi buranın efendim aşağı yukarı yarısı benim hısımım zaten. Yani öteden beri de geldiğim zaman sağ olun. Sağ olun. Bura sanki. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim. Şimdi değerli arkadaşlar, asıl ben Ilıca'yla hep gurur duyuyorum. Her gelişimde kendi öz topraklarımıza gelmiş gibiyim. Hepinizin dediğim gibi birçoğu hemşerimiz, birçoğu arkadaşımız, çok yakın dostumuz. Politikanın ötesinde burası benim için ayrı bir yer, çok önem arz eden bir yer. Özel bir yeri var benim için. Sayın Bakanım, önemli olan burada turizmi daha geliştirmek efendim. Burada evet. Tabii yıldızlı otelleri görmek, spa'ları evet görmek efendim. Evet. Gerçekten şifalı sularımız Kahramanmaraş'ta bölgesine büyük katkı sağlıyor. Büyük evet şifa veriyor efendim. Tüm bölgelerimizden, illerimizden, ilçelerimizden insanlarımız buraya akın ediyor. Evet. Daha basit neler yapabiliriz efendim bu bölgede? Şimdi tabii zaten dikkat ederseniz şu anda Maraş'ın en gelişmiş beldesi burası. Evet. Bunu da buradaki termal tesislere borçlu. Bu tesislerden halkın özellikle büyük bir toplumun yararlanmasına borçlu. Dolayısıyla zaten bu suyun bu şekilde değerlendirilmesiyle bu belde ortaya çıkıyor. Bu güzel binalar yapılıyor. Burayı eskiden bilenler biliyor, şimdi biliyor. Arada büyük bir fark var. İşte bu tabii buradaki termal turizmin daha da ileri götürülmesine bağlı. Bunun akıllıca yönetilmesine bağlı. Halkın büyük kısmının geçimi de zaten buna bağlı. Dolayısıyla burada yalnız termal turizm yok, bir de öbür tarafta bir Süleymanlı var. Çok eski kalıntılar var orada. Tarih var. Tarih var. Dolayısıyla bütün bunların değerlendirilmesi bu yolun biraz daha genişletilmesine bağlı. En son Bayındırlık Bakanı geldiğinde bunun genişletilmesi sözünü verdi bize, inşallah daha da genişletilecek. O zaman daha da geliş gidiş bakımından önemli şeyler olabilir. Daha kaliteli oteller yapılabilir. Burada çok yetenekli insanlar var. Bunu becerebilirler bence yani. Peki buraya gelmek isteyenlere ne tavsiye ediyorsunuz Sayın Bakan? Şimdi tavsiye edecek bir şey, havanın en güzeli burada, sebzenin, meyvenin en güzeli burada. Termal tesisler de burada. Dolayısıyla gerçekten insanların dinlenmek için başka neye ihtiyacı olur merak ediyorum. Fevkalade güzel bir havası var, tertemiz bir havası var. Etin, meyvenin, sebzenin en güzeli de burada. Termal tesisler de hizmete devam ediyor. Dolayısıyla dinlenmek isteyenler için gerçekten bir cennet burası.